Kazlar niye yumurta salmadı? Yumurtayı geri yollayın kardeş. Kaza poni boşuna yaşmaz orayı. Bugün sakinim oğlum. Selam aleyküm. Nedir siz? Arkadaşlar, hava buz gibi oldu. Kar yağmasını beklerken yağmura yakalandık. Sabah bir sağanak yağıyordu. Kümesin içinde başlattım o yüzden videoyu. Gelirken de yağmur yağıyordu. Dedim çok ıslanmadan hızlı aşağı ineyim. Sonraki videoyu başlatalım. Şimdi kar yağdığımızı görüyoruz. Asil burada, artist burada. Artistimizin de keyfi yerinde. İkisi birbirine eşlenmiş zaten. Seramalara dokunmayacağız arkadaşlar. Diğer yandan da geçen gün bir afallayan artistle aralarında bir münakaşa olmuştu. Ondan sonra bir afallar ama düzeldi. Çok iyi. Rambo! Rambo ne oldu sana Rambo? O der Rambo'ya buradan bakınca bu Rambo yine bulaşmış gibi. Sen duetçi yani devam ettirmiyor. Yoksa çoktan seni mahvetmişti bu. Artist. Aslanım artist. Bana mı artistler işin o? Sabah sabah. Ben öbürlerine benzemem öyle. Kanadını indirme aşağı. Şşş bana bak. Bir yüklü seni. Sen bilmirsin beni ben. Fırçayla sürerim sana bak. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kafeslerimizi açalım. Poniye yemek de getirdim ama yemedi. Poni neden yemedin kız? Bir yarım saat de evde sana yemek pişirdim kızım. He? O kadar pişirdim, ısıttım. Sen niye yemiyorsun? Sen niye yemişsin lo? Poni. Islaksın. Islak olduğunu bildiği için atlamıyor. Aferin kızım, aferin. Hadi git yemeğini ye. Hadi. Hadi git ye. Hadi gudiyim. Yoksa bak Mart'ta sana heriflere vereceğim. Bak haydi. Vereceğim. Sen daha nana yedin. Git. Git ye. Nam 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 nam. Ha, git yuvana ye. Bunun yuvasını çok seviyor. O yuvayı sevince ben de seviyorum. İnsan şimdi bir şey emek veriyor ya misal. Emekliği verdikten sonra da oh verdiğiniz emeğin hayvanlar tarafından kullanıldığını fark edince bir değişik bir huzur doluyor insanın içine. Ben de genelde öyle oluyor. Böyle hissediyorum yani. Sakin, sakin, sakin. Yağmurlu havalarda da tavukları dışarı çıkartma hiç sevmiyorum da işte mecbur kalıyoruz. Tavuklar maalesef suya ben neme pek gelemez yer hayvanlar. Hasta oluyorlar ama. Ama işte biz ortamda dolaştırdığımız için çok şey yapmıyorum. Kafes içerisinde nem yese daha sıkıntı. Dışarıdaki karışık sürünün nemle böyle buluşması en azından kendilerini kurutabilecekler veya da ortamda bir adaptasyonlar olduğu için çok düşünmüyorum. Bazen de diyorum ki bağışıklığını dağılsın. Bizim şimdi hayvanlarımızı mesela çamurlu havalarda çamurlu su içiyorlar, toprak yiyorlar ya. Aslında yani çamurla toprak veya da çamurlu su hasta etmiyor onları. İç parazit oluşturuyor. İşte onlar aldıkları bakteriler yani konuşmanın sonunda şu olay ortaya çıkıyor. Evet, çamurlu su ve çamur tavuklar hasta ediyor arkadaşlar. Ne anladırsın diye bir tane adam da çıkıp aşağı yorumlandı. Ne anladırsın dadaş demirsiz bana ya. Sabah sabah kafam yerinde değil ha. Biraz geç de uyandım. Havala böyle kapalı olunca insan anlamıyor saatin kaç olduğunu. Normalde 7-8'de kalkan adam 9'da 9.30'a doğru uyanmışım. Hemen aşağı inince konuşmayı unuttum. Dilim dönmüyor. Dur bir sürüde az bir şey dolanayım. Kendime yarım. Alfa! Aslanım alfa. Gudicimi korkudan alfa benim. Normalde videolara başlamadan önce bir 5-6 dakika falan nefes alma verme yaparım. Bugün çok hızlı başladım. Ondan sonra dudak ve dil egzersizleri yaptığım oluyor aşağı inerken. Bunlar görmediğiniz kısımlar arkadaşlar. Yani konuşurken daha iyi konuşabileyim diye takılmamak istiyorum çünkü çoğu zaman.
hayvanlarımın arasında işte bu nefes alıp vermeyi de yapmam gerek. İşte uykudan kalkınca bir neyse vücut kilitleniyor, tamam mı? Nefesini de düzgün alıp veremiyorsun. Ama bu egzersizi 2-3 kez yaptım, böyle bir ciğerlerim böyle açılıyor. Kendime geliyorum. Ondan sonra da daha rahatlıyorum. Rahatladıktan sonra rahat rahat konuşuyorum. İyi oluyor yani. Bugün bunları yapmadan başlayınca videoya takıldım arkadaşlar. Lan Cino atladı ya. Senin kanatlarını keseceğim. Mistik. Senin adın Mistik koyuyorum. Gel babala gel. Edim. Onu. Bak yağmur yağmış. Sana da yıkanın haydi. Kazlar niye yumurta salmadı? Şimdi aklıma geldi de kazlar neden yumurta salmadı arkadaşlar? Bu arada gelmiş yani. Orada bir bel çüreği var. Onu da alıp da gelelim. Bugün sözüm var şeyin. Bellemesini yapayım da. Onu da aradan çıkartıp bugün arkadaşlar. Artık vakit kalmadı. Yağmur yağmayaydı bugün daha iyi olacaktı. Seni tutacağım oğlum. Seni yiyeceğim. Bak lan. Hava da nasıl soğudu birdenbire ya. Tabii şu an var ya dağlara kar yağıyor. Bizim buraya da yağmur yağıyor da. Şu an bir durdu. Bugün bel küreğini aramayacağım. Evden inerken anneme dedim ki bel küreğin nerede? Bak aşağı inersem canım sıkılıyor, sonra bağır kazdan saydırırım dedim. O yüzden bugün kendimi garantiye aldım. Bel küreğimiz hazır abi. Bel küreğini götüreyim yerine koyayım. Oradan bugün devam edeceğiz. Ama ondan öncesinde kümesin içine gireceğim. Hızlı gidip yumurtalar toplayalım. En sonunda burayı belirleriz. Ah, burayı bir de içinde toparlayacağım ya, biraz bu zamana ihtiyacım var. Aa, tavşanları da unuttuk. Hay ağzına bari. Sağa bakarım iş çıkır, sola bakarım iş çıkır. Önce yumurtalarla ilgilenmem lazım. Değil mi kıcım benim, değil mi? Ciddi söylüyorum. Kümesin içi o kadar iyi ki şu an. Ev olmuş bura bildiğiniz ya. Sıcacık. İçeri girince böyle kulaklarım falan ısındı. Oh. Akıllı da bak. Akıllı tavuklara bakın. İspikçi akıllı. Clean May var burada da neydir bir anlamadım. Onu ahlı yok aslında da ne orada ne olduğunu anlayamadım. Ama ispikçimiz akıllı. Porselenler akıllı burada takılıyorlar. Cüce koçinimiz burada küp şeker. Brakerlerden biri burada da bu yumurta salma peşinde. Vay maşallah. Folluklara bakınca baya yumurta birikmiş. Sahte yumurtayı halen bulamadım. Bu sahte yumurta nereye gitti? Birilerine mi yolladık? Bir türlü çözemedim. Hem yumurtaları toplayayım da bir de duyuru yapayım. Arkadaşlar bizim burası mobil bölge biliyorsunuz. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bereketli olsun Rabbim, cümlemize daha hayırlılarını nasip eylesin. Şöyle güzel güzel yumurta toplayın inşallah. Uzundere mobil bölgede olduğu için belirli günler teslimat var buraya. Yumurta sipariş veren arkadaşlar tedirgin olmasınlar. Bu normalde bu açıklamaları genelde yapmam da denk geldi. Hemen anlatayım dedim. Çünkü normalde böyle bir şey olmuyor. Elimde genelde stok viol olurdu ama bu sefer viyolu almayı unutunca biraz geç sipariş verdik, gelmedi. Geçen hafta gelmesi lazımdı viyolları. Dağıtım gününe denk gelmemiş kargonun. Şu an halen daha yolda gözüküyor, elime gelmedi. İnşallah çarşambaya kadar geleceğini düşünüyorum. Çarşambaya kadar gelirse zaten aynı gün kargosunu da yapacağım. Ama işte biraz da gecikecek diye düşünüyorum. Bakalım hala. Önden haberiniz olsun. Sipariş oluşturmak isteyen arkadaşlarsa bu hafta sipariş oluşturursa haftaya gönderirim, haberiniz olsun. Yani pazartesi falan. Genelde kargolarımız pazartesi salı gibi veriyoruz. Ay bismillah bismillah. Buna da anlattık, daha da anlatmayacağım. Burada yumurta kalmadı değil mi? İşte az behla. Kargamel nerede? Boş ver kargamel de. Sahte yumurta nerede? Kime yolladım o sahte yumurtayı? Geri yollayın kardeş. Kargoya verin, kargosunu ben veririm. Sahte yumurta. Abi beyaz bir sahte yumurtamız vardı, bak şu elimdeki kahverengi sahte ya. Beyazı bulamıyorum. Ya bir çocuğum mocuk mu aldı gitti. Çözemedim abi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Çok zevkli ya. Yumurta toplamak çok zevkli abi. Sahte yolda bıraktık. Bunları da aldım. Bakayım. Oy maşallah maşallah. Ama bu aralar bu ara iyi arttırdılar verimi. Bir de hava birden bire soğuyunca düşer diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Aha sahte yumurtayı buldum.
Babam buldu o zaman. Ben de bunu arıyorum ya. Yollamamışam. Yollamamışam. 3-4 gündür babama bir sormam nereden buldu. 3-4 gündür ben de diyeceğim ki bu yumurta kime gitti? Paketledik haberimiz mi yok? Yani bir de hafif de bir yumurta nasıl haberimiz olmayacak ki? Elim alınca anlamam lazım. Burada bir tane var. Şurada var mı? Burada yok. Şuraya bir bakacağım. Burada bir tane var mavi. Tabi aynı foluklara salıyorlar zaten. Bunlar yeni arkadaşlar. Hah, hadi bereketli olsun arkadaşlar. Güzel yumurta topladık bu arada. Maşallah, maşallah. Hadi bakalım. Şimdi bir enişte ve ailesine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Enişte, günaydın. Bir şey yapmıyorum ki enişte. Şey yapmıyorum, bak bugün sakinim enişte. Bugün sakinim oğlum. Ama sen hiç sakin olur musun? Arkadaşlar en sonki yaptığımız çalışmadan sonra tavuklar bir arada birbirleriyle kaynaştılar. Çok da hızlı bir kaynaşma oldu. Beklediğimizden daha hızlı oldu. Hadi ben seni kıtlarım, ben seni kıtlarım. Bak. Nasıl? O içeride gayet sıcak, güzel. Isınmış da, ısıtmışlar da. Çok iyi. Tam istediğimiz gibi. Burada sadece babama ben söylemiştim zaten o gün videodan sonra size de demiştim ya aşağıya biraz alması lazım tar çok yüksek oldu diye. Babam tarı aşağı indirmiş bir kısmını. Baba artı sarsı ayağıma geldi bak. Kıt dedi baba. Bu beni şey etme. Hayvanlarımız yani şu an keyifleri yerinde abi. İyi oldu. İçeride iyi. Üşümezler burada. Merhaba. Canım. Burayı tabii böyle bırakmayacağım bu arada yani. Bazı takipçilerimiz şey demiş ya ora güzel de olmadı. Daralttın zaten yerleri dardı falan. Evet haklısınız. Ben şey yapacağım buraya. Şöyle duvara özel yapacağım da. Dedik kışı atlatalım. Biraz çarpma derpme oldu farkındayım. Daha orijinal bir şeyler yapacağız. Yerden yüksek. Böyle güzel böyle kutu gibi bir şey yapacağım. Siz de göreceksiniz. Malzemem olmadığı için yapamadık da. Böyle çok tatlı bir şey yapacağım hem de. Öyküden alacak. Birlikte kafamda marangoza gideceğiz. Birlikte halledeceğiz biz orayı. İçiz rahat olsun. Ben tavuklarım için, hayvanlarım için ne gerekirse onu yaparım. Yeter ki mutlu olsunlar. Yeter ki keyifleri yerinde olsun ki ben de mutlu olayım. O yüzden onların mutluluğu için eğer oraya bir şato yapmam gerekecekse şato yaparım abi. Merak etmeyin vardı. Şimdi tavşanları besleyeceğiz. Arkadaşlar. Oh, tavukların hepsi de buna bak. Mübarekler. Oğlum siz bitmiştiniz lan. Pony sizi bir daha ne kadar yakaladı sizi bitirdik bile zannediyorduk da. Ne kadar çok artmışsınız. Teli kopatacak oraya bak. Çok tatlı bir görüntü. Aynen ne kadar yakıştınız siz. Biz de böyle işte. Bütün kuşlara bakıyoruz arkadaşlar. Yem bırakmadız. Kuruttuz bizi, kuruttuz. Ha, kuruttuz. O kadar da var ki. Az buz değil yani. Güvercin sayısı çok fazla. Hele buranın güvercinine bu. Boydan boya dizildiler. Vay be. Arada bir içlerine de şey karışıyor. Bizim merkeze var güvercinci arkadaşlar. Onların güvercinlerden karışıyor. Bizim kümese kadar yalıyorlar. Hani abi videolarda söylerim. Yarın alır. Pony bir ses geldi. Duydun mu kızı? Duydu pony da. Bir İngiliz sesi geldi lan. Bir inleme sesi duydum. Karaca Sam'dan mı geliyor lan o ses? Ha? Neyse bakacağız. Ha
Bismillahirrahmanirrahim. Ot kalmadı ki artık. Kuru ot falan yatırıyoruz tavşanlara ki karınları doysun. Şimdi hafta içi herhalde ki bir hava sınayacakmış. O ara hemen hızlıca bir. Temizliyorum bunu tekrar. Gülleyi boca geldi. Tamam rahatsız etmiyorum yiyin hadi. Afiyet olsun. Evet, tavuklarımızı yemlerlerken aynı zamanda tavşanlarımla da ilgilenmek istedim. Aradan hızlı dedim ki tavşanları da çıkartalım. Onların mutluluğunu da böyle kısa bir kesit olarak göstereyim size. Ben huzur bulduğum her anı sizlerle paylaşıyorum. Yaptığım her şeyi sizlere göstermeye çalışıyorum. Ve ben sevdiğim işi yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman da bu yoldan geri dönmeyi düşünmedim. Hem aynı yolda ilerlemeye çalışıyorum. Ben bana çok fazla misal dilenlerden bahsedeyim. Çalışırken de bir tık konuşacağım, sohbet edeceğim de. Dilenler şunlardı. Dadaş, güvercin alsana. Çok izleniyormuş güvercin videoları. Dadaş onu yapsana, kardeş bunu yapsana, o çok izleniyor, bu çok izleniyor. Bakın yıllardır ben bu sektördeyim ve buradayım ve halen daha da aynı şeyleri söylemeye devam ediyorum. Ben güvercin bakmadım çünkü ilgi istiyor. Hayvanların hepsini seviyorum ama çok ilgi alanım değildi. Sevemedim adam akıllı, alıp mıncıklayamadığım bir hayvandı. O yüzden vazgeçtim. İzlenip izlenmediği önemli değil benim için. Benim için, benim gönlümü fetheden hayvanlarım önemli. Ben tavuklarımı çok seviyorum. Ben köpeğimi çok seviyorum. Ben bıldırcınımı çok seviyorum. Ben kekliklerimi çok seviyorum. Ben sevdiğim şeyi yapmaya çalışıyorum. İzlenip izlenmemek de night. Canımız sağ olsun der. Devam ederim. Ben elimden geldiğince iyisini yapıyorum yani. Şimdi hayvanlarımızı yemledik de bu ara fazla burası çamur oluyor. Islandığı için de aşağıya bir sandalye indireceğim arkadaşlar kafamda. Şu küçük tabureler var ya, onlardan getirmeyi düşünüyorum. Yoksa huzur oturuşlarına ara vermem gerekiyor. Bugün oturamadım. Yer ıslak. Ha korkur musun diye sorsan korkmuyorum aslında. Ben çamurun içine de yatarım bu arada işte. Hasta olursam video çekemem lan. O yüzden bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Canınız yere. O kekiklerim keyif yerinde. Kekik gibi yaban hayvanları soğuk vurunca kendilerine geliyorlar arkadaşlar. İçeride şu an makine gibi çalışıyorlar sağa sola. Yaptığımız evi yiyorlar gitgide. Her geçen gün. Şu arada kim gördünüz mü? Öyle duruyor ya burada. Çok rahatsız etmek istemiyorum. Sonuçta kekik. Fazla onlarla haçın neşir olunca kaçıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Kendilerine bir huzursuzluk oluşuyor. Birkaç gün hızdan çekimini yapmıyoruz da bugün de çekmiyorum. Yan taraftaki yeri boşuna yaptığımı düşünen arkadaşlar var. Yazı doğru göreceksiniz ki oraya boşuna olmamış. Çünkü tabi şeylerin, kekiklerin bizim kurt düşmesini istiyoruz. Sivri çıkartmasını istiyoruz. Ve onlar için de bu kısım çok önemliydi bizim için. İnşallah işe yarar. Orayı daha da güzelleştireceğiz. Daha da basacağım. Dışarıdan hiç görülmemesi lazım içeriden. Hayvanlar rahatça orada yuva yapıp yumurtlayıp kurt düşebilmeleri için bu gerçekten gerekli bir şey. O yüzden bekleyip göreceğiz abi. Evet. Sıra geldi size uşaklar. Bıldırcınlar zaten içeride. Onlarla çok da işimiz yok. Babam dedi ki satmayalım o bıldırcınlar, dursun. Ben dedim ki baba bunları elden çıkartalım. Babam dedi ki yok çıkartmayalım. Onlar orada dursun. E dedim dursunlar. İkisi çünkü arkadaşlar eş. Şu an dipteler. O burayı baba bayağı samanlamış. İçine şeyi koymuş. Yatsınlar diyorsunlar diye. Diyor ki onlar yumurta salar, kurt düşer, cicil çıkartır, kendi kentlerini artar. Dedim ki mümkün değil. Kış geldi. Nereye o dediğiniz şeyler yapamazlar. O yüzden ne yapacağız? Buraya dokunmayacağım tabii ki. Bu bıldırcınları dışarı çıkartmak yok. Artık içeride duracaklar. Yemlerini de içeri koyuyorum. Zaten iki tanesiz. Bu içeride bayağı sıcak ha. Bıldırcın sürümü çıkartmak zorunda kaldım. Kalmasaydım yemcilerimiz çok fazla olacaktı. Yaza doğru alınca yine alacağım çünkü. Şunu görüyorum bak. İki tane bıldırcın var sadece şurada.
Ama içeri bayağı sıcak. Bak kafamı sokunca kulaklarım ısınıyor. İki tane bıldırcına rağmen. Demek ki bu seneki bıldırcın sayısı olsaymış içeride belki de kışında yumurta salarmışlar. Gibime geliyor. Herhalde salarmışlar kışında. Gelen yıl bakacağız artık inşallah. Ömrümüz varsa, nasip olursa, Rabbimizin fırsat verirse. Şöyle şurayı bir kapatayım. La kapağın bir kapağı. Aman hadi bismillah. Fone, ne ödüşün kızım? Dur şunu şurayı bir temizleyeceğim kızım. Kırmığı arayacaktım da. Bulabilir miyiz kırmığı acaba kız? Şurayı hızlı hızlı toplasam taşları falan. Mantıklı. Çekip var mı? Bondik. Ay ne yapıyor şimdi? Para mı buldun? Para buldun değil mi? Kız orada ne var? Ne var kızım orada? Sesin fare var. Kızla poni boşuna yaşmaz orayı. Aferin kızım. Hadi ben orayı şimdi belirleyeceğim. Sen burada dur. Olursa alırız poni. Siz orada sabah iyi bir alın. Şimdi arkadaşlar burayı komple anında yağmur geldi. İnşallah bir yerden damlamaz. Hızlı hızlı burayı yapıp çıkmam lazım. Torbalar falan mı yaptı? Nasıl?
böyle durunca biraz içime huzur doldu da o yüzden sessizliğe duruyorum. Çok tatlı bir hava var. Çok şükür. Hayata küsen yanığı izliyorsunuz. Ona nasıl esir oldu? Dundum. Yanık. Kulu. Teres abi nasıl orada? Yanık. Lan yanık. Kulu. Yanığın ağaç etmiş vakı kalmış arkadaşlar. Gösterim size de. Belleme işini hallettik. Çok da güzel oldu. Biraz uğraştım. Tamam abeyim hallettim. Ama yoruldum. Ya yani yorulmadım da. Sandığım kadar sert değilmiş bu arada. Ben dedim daha çok taşlıktır. Ama çok taş yokmuş. Şu diplere doğru biraz taşlanma vardı. Orada biraz zorlandım ama geri kalan kısımlar daha rahat belirledim. Ortaya dokunmadık. Direk vardı diye altından oynatmak istemedim direği. Diğer yandan da güzel oldu. Burayı bir gün bekleteceğiz ya da iki gün. Soruyormuştu annem bile. Onlara göre hareket edeceğim. Şöyle kesekleri de biraz ezdim de biraz da kesekleri düzlemem lazımmış. Atadan kalma şimdi çatıda. Tohum var annem onları bulacak. Dedi bir gün hava alsın toprak. Ertesi gün ek olmazsa yani yarın ekebiliriz burayı. Ya da bir gün daha bekler, ertesi gün ekebiliriz. Biraz daha nemlensin, hava da nemli zaten. Hatta tam ekilecek vakti de. Herhalde yarın ekerim gibime geliyor. Güzel oldu. Bugün eğlendim arkadaşlar. Yumurtaları topladık, bereketli bir yumurtaydı bizim için maşallah. Güzel bereketli yumurta topladım. Hem yeri belledik, bu işi de hallettik. Buraya bir de şöyle planım var. Etrafına da buldum branda ve laylonu çekeceğim. Burayı tam sera haline getireceğim. Yani yeşillik var ya, burada has safhada olacak. Şu kapatacağım yanında. Sağ tarafına gerek yok, oradan hava alsın da. Şurayı da kapatırsam bura bayağı sıcak olur.
Ekim işleminden sonra zaten aralıklı buldacına yanına da gidecek ama bakalım ne gidecek. Onu da hiç düşünmedim ha. Buldacına içe de kaldı. Aha, bir de buranın yağmur suyuyla sulanması için farklı bir şey düşünüyorum. Nasip olursa buraya bir mekanizma yapabiliriz. Biraz araştırayım, biraz kafamda bir kurgulayayım. Yağmur suyunu öylece alıp içeriye böyle dağıtmak istiyorum. Damlama sisteminden ise böyle tepeden yağmur gibi yağdırabileceğim bir şey olsa süper olur. Ya da aşağıya fikirleriniz varsa yorum alabilirim arkadaşlar. Canınızı yerim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Gördüğünüz gibi burayı komple bellemeyi başardım. Güzel oldu. Buradaki planlarım tamamen buraya çimlendirip yazı hazırlamak, bıldırcınlara botanik bir bıldırcın kümesi oluşturmak. Belki bıldırcınlar olmasa bile tavuklarım için belki kış boyu biçip ot yedirebilirim. Çünkü buraya tam bir sera haline getirmek istiyorum. Güzel fikirleriniz varsa yorumlarda tabii ki bekliyorum. Çünkü buraya bir de yağmur sistemini içeri nasıl alırız? Buranda kaldığım olan üstünü. O konuda da birazcık fikre ihtiyacım olacak gibi. Yarınki videoda görüşürüz. Her gün 19.00'da sizinleyim, biliyorsunuz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, aşağıya yorum düşmeyi unutmayın. Canınızı gırtlarım, sizi severim kardeş. Hadi görüşürüz. Selamlar.